Herkese merhaba. Bugün 13 Eylül Pazartesi, kripto para piyasalarında kırmızı bir görünüm hakim. Bitcoin şu anda 44.800 dolarlardan işlem görüyor. Bu seviyelerde endişelenmeli miyiz yoksa alım için uygun mu? Bunları konuşuyor olacağız. Altcoin'ler tarafında birçok haber geldi. Zaten pozitif ayrışanlar olduğunu da görüyoruz. Bunların nedenlerini de inceleyeceğiz. Sonrasında da teknik analizle önemli seviyeleri konuşacağız. İsterseniz hemen başlayalım. Evet, şimdi kripto para piyasalarına baktığımızda büyüklük 2.14 trilyon dolara gerilemiş durumda. %1.2'lik bir düşüş var. Bitcoin 44.850'de son 1 saatte %0.4 toparlanmış olsa da 24 saatlikte %1.3 azalmış durumda. Ethereum 3.290 dolarda %1.2'lik 24 saatlikte bir düşüş söz konusu. Majörler son dönemde yatayda ve aşağı yönlü seyir ederken altcoin'lerde pozitif ayrışmaların devam ettiğini görüyoruz. Lafı çok uzatmadan ben Bitcoin'den bahsetmek istiyorum. Şimdi metrikler tarafında pozitif haberlerimiz var. Metriklerde pozitif gidenler var ama teknik analizde biraz dikkat etmemiz gereken seviyelerde olduğumuzu söyleyebiliriz. Bunu inceliyor olacağız. Ben öncesinde biraz metrikler tarafından bahsetmek istiyorum. Şu anda uzun vadeli yatırımcıların Bitcoin miktarlarının tarihi seviyelerde yükselmiş olduğunu görüyoruz. Uzun vadeli yatırımcılar Şubat'taki 46 bin dolar seviyesinden sonra 1.857 milyonluk Bitcoin miktarı arttırımı yaptılar. Bu uzun vadeli yatırımcıların Bitcoin'e olan güvenine bize işaret ediyor. Şimdi haftalık bazlı giriş çıkışlara baktığımızda Bitcoin özelinde 1.2 milyar dolarlık bir çıkış söz konusu oldu ki düşüş yaşadığımız bir haftaydı. 7 Eylül'de biliyorsunuz ki bu El Salvador'un Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul ettiği günde %19'luk bir düşüş yaşandı. Buna rağmen borsalardan çıkış var. Ethereum'da da 545 milyonluk bir çıkış oldu. Tether'den de negatif okuyabileceğimiz 361 milyonluk bir çıkış söz konusu. Şimdi Bitcoin adaptasyonundan ben biraz bahsetmek istiyorum. Bu fotoğraf El Salvador'dan. El Salvador'daki bu yasal olarak kabul edilme sürecinin ardından sıradan vatandaşın bu şekilde Bitcoin'e işlem yapmaya başladığını ve bunu öğrenmeye başladığını görüyoruz. Yani biraz daha tabana yayılan bir Bitcoin söz konusu. Diğer ülkelere baktığımızda Brezilya'da yapılan bir ankete göre Brezilyalıların %48'i Bitcoin'i yasallaştırmayı istediği yönünde oy kullanmış durumda, görüş bildirmiş durumda. Diğer bir taraftan Amerika'ya bakalım. Amerikalıların %27'si Bitcoin'in yine yasallaştırılması tarafında görüş bildirmişler yapılan bir anket tarafında. Yani vatandaşın bu konudaki görüşü aşağı yukarı pozitif yönde gibi görünüyor dünya geneline baktığımızda. Bugün farklı bir metrik ben inceliyor olacağım. Bitcoin'deki net realize edilmemiş kar zarar grafiğini inceleyeceğim. Burada gördüğünüz üzere Bitcoin'deki çoğu hesap aslında bakarsanız artıda ve bu grafikteki kırmızılar zararda olunan dönem ve aslında grafiğin renkleriyle marketin fikri, görüşü benzer. Kırmızıda korku, stres, yeşilde aslında pozitif yönlü olduğumuzu söyleyebiliriz. Çok yüksek karlılık durumlarında satış baskısının yüksek olduğunu söylemekte fayda var. Şöyle düşünelim bunu. Kârdasınız ve çoğu hesap kârdaysa satışa doğru gidebiliyorlar ve şu anda çoğunluğun kârda olduğunu söyleyebiliriz. Bu da bu tip yeşil olduğumuz dönemlerde düşüşler getirebiliyor. Ondan da ben bahsetmek istiyorum Bitcoin tarafında. Şimdi borsamıza listelenen kripto paralara baktığımızda DOT'un pozitif ayrıştığını görüyoruz. 24 saatlikte artıdaki tek kripto para 5.23'lük bir artış yaşadı. Diğer kripto paralarda düşüşler söz konusu. En çok düşen ise FTM ve AVAX oldu. Buna ek olarak da Aave ve Maker var. Aave ve Maker'daki düşüşü biz bu Coinbase'e SEC tarafından yapılan uyarı olarak yorumlayabiliriz. Coinbase bir lending işlemi ürünü çıkartmak istemişti ve bu lending işlemi için SEC'den bir uyarı aldı. Eğer bunu devreye alırsan sana dava açarız dendi ve aslında Coinbase'in yapmak istediği şey USDC tutan hesaplara bunun karşılığında %4'lük bir faiz, yani interest getirisi sağlamaktı. Bunu yapan platformlar hali hazırda var. DeFi tarafında bunlar Aave ve Maker, biliyorsunuz ki lending platformları, yani ödünç vermek
verme platformları ve buradaki fiyat düşüşü bu Coinbase SEC çekişmesinden kaynaklanıyor diyebiliriz. AVAX'a baktığımızda AVAX all time high'ını kırdı. Bildiğiniz üzere 64 dolarları tekrar gördü ama sonrasında bir düzeltme oldu. AVAX'taki düşüşü buna yorumlayabiliriz. Avalanche tarafında son dönemdeki konulara baktığımızda zaten likidite madenciliği programı açıklaması ile beraber bu yükseliş gerçekleşmişti. Bunun arkasından Phantom aynı şekilde bir likidite madenciliği programı açıklayarak yükselişe geçmişti. Bu ikisindeki düşüşü düzeltme olarak yorumlayabiliriz. Ek olarak Algo'dan da bir haberimiz var. Algo'da geri kalmadı. Şu anda Layer 1 tarafındaki projeler teker teker likidite madenciliği haberleri açıklıyorlar. Algo özelindeki bu habere de tekrar değiniyor olacağım altcoin'leri incelediğimiz sırada. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bitcoin 52 bin dolardı. 43 bin dolara doğru hızlı bir düşüş gerçekleşti. Bunda en çok kaldıraçlı pozisyonların etkili olduğunu söyleyebiliriz. Birkaç grafikte bunu da paylaşmıştık. Kısa vadede kaldıraçlı pozisyonların çok olması fiyatı etkileyebiliyor. Çünkü sağlıklı bir piyasa oluşumunun dışına çıkıyoruz. Kaldıraçlılar çok olduğu zaman. Ama uzun vadede her zaman metrikler ve zincir üstü yatırımcı hareketleri bizi doğru noktaya götürür. Şu anda metriklerde bir sıkıntı olmadığını söylemekte fayda var. Buradaki tweette de şundan bahsediyor. Evet diyor, kripto para piyasalarına düşüş oluyor ve biz alışığız %20 %30 düzeltmelere. Ve genel olarak bu düşüşlere baktığımızda önceki düşüşlerde %20'lik %30'luk düşüşlerden sonra relief yükselişi dediğimiz yani rahatlama yükselişi yaşıyoruz ki 43 binlerden 46-47 binlere çıktık ama sonrasında tekrar bu önceki düşüş seviyesine gelip hatta bir miktarda altına düşüş gerçekleşebiliyor. Bu nedenle bu kadar volatil piyasalarda siz şu anki fiyatın %20, %30 belki de %50 altına emir koyarsanız buralardan girme şansınız olabilir. 43 binden bu düşüşte alanlar şanslı insanlar mıydı? Belki birkaç tanesi yolda giderken bu fiyat seviyesini yakaladı ama büyük bir çoğunluk önceden bu alım emirlerini hazırladığı için bu fırsattan yararlanabildi diyebiliriz. Bu konuda da birkaç kez bahsetmiştim ama sizlere alış emirlerinizi önceden hazırlamanız adına bir hatırlatma yapmak istedim. Evet, şimdi gelelim Avalanche'a. Avalanche neden all time high kırdı? Çünkü Avalanche'ın ekosistemi burada görüyorsunuz aşikar. İnanılmaz büyüyor ve bu likidite madenciliği teşviği ile de daha da fazla yolu olacak. Şu anda 273 tane proje var üzerindeki 11 aylık bir süreçte bunu gerçekleştirdi Avalanche. Ve önümüzdeki süreçte de bunun artmasını da bekleyebiliriz. Şu anda hani hep bunları konuştuk. Bu tip platformlar Ethereum killer mıdır? Yani Ethereum'a alternatif midir diye. Aslında şöyle, Ethereum'a baktığınızda DeFi tarafındaki işlemlerin %95'i Ethereum üzerinde gerçekleşiyor. Bu tip alternatif platformlar özellikle de düşük fiillere sahip olan Avalanche gibi, Phantom gibi, Algorand gibi Ethereum'la köprü oluşturarak Ethereum ekosisteminden kendilerini aslında besliyorlar diyebiliriz. Ethereum üzerindeki projeler buralara kendilerini mirror yani ayna ederek buralarda da kullanıma sunuluyorlar ve aslında bu tip projeler Ethereum'u öldüren değil, Ethereum'u besleyen projeler yani Ethereum'la beraber olacak projeler. Avalanche platformu bu kadar büyürken bu tip bir fiyat hareketi tabii ki de şaşırtıcı değil. Çünkü bu tip fiyatlanmalarda real use case'ler yani kullanım alanları etkili oluyor. Evet, şimdi gelelim Polkadot'a. Polkadot neden böyle pozitif ayrıştı? Çünkü Polkadot'ta Polkadex geliyor. Polkadex gelince eğer ki söylediği şeyleri başarabilirse, vaat ettiklerini başarabilirse 500 bine kadar saniye de işlemi gerçekleştirebiliyor olacak. Polkadex tarafındaki bu haber aslında biraz Polkadot'a yaramış durumda ki son dönemde hep konuşuyoruz. Layer 1 projeleri yürürken yürümeyenlere gözümüzü dikmeliyiz demiştik. Algorand bunlardan bir tanesiydi. Dediğimiz gerçekleşti. Polkadot bunlardan bir tanesiydi. Dediğimiz gerçekleşti. Ancak ben Polkadot'ta hala potansiyel olduğunu düşünüyorum. Polkadot'un all time high'ı şuradan hemen bakalım.
Polkadot'un all time high'ı 49 dolarlarda ve şu anda 33 dolarlardayız. Evet, buradan hala uzağız ama teknik analizde bize işaret eden ilk direnç seviyesi 34, sonrasında da 40 dolardı. Eğer ki bunu kırabilirse Polkadot'tan bir yükseliş gelebilir. Gördüğünüz üzere şu anda 8. sırada Polkadot, ki Ethereum'un altına kadar yerleşebilmişti. Eski dominansını tekrar sağlayabilmesi halindeki getiri bakımından diğer Layer 1'lara göre geride kaldı. Tekrar burada bir yükseliş söz konusu olabilir. Ancak teknik analizde de bahsedeceğiz. Şu anda Bitcoin fiyatı biraz riskli seviyelerde. Şu anda Polkadot özelinde söylediğim şeyler uzun vadelidir. Teknik analizde tekrar inceleyeceğiz. Bitcoin'de de gerçekten dikkat etmemiz gereken birkaç tane seviye var önümüzdeki süreçte. Evet, Algorand tarafında iki tane pozitif haberimiz var. İyi ki Kolombiya hükümetinden. Kolombiya hükümeti ulusal dijital aşı pasaportu olarak VitalPest'i tercih etti ve VitalPest de Algorand üzerinde kurulu. Bu ilk haber, yani Algorand'ın gerçek hayatta kullanım alanı gittikçe artıyor, ki bununla ilgili bir video da çekmiştik. Algorand'ın üzerinde çok değişik projeler de mevcut. Bir İtalyan telif firmasıyla anlaşmaları var ve üzerinde milyonlarca telif hakkı saklanıyor şu anda Algorand'ın. Ek olarak, sentetik olarak siz altın, gümüş trade edebiliyorsunuz. Buna ek olarak da üzerinde bir emlak girişimi de var. Buradan emlak alım satımları da yapılabiliyor. Algorand gerçekten çok farklı projelerle işbirliği yapan bir proje olarak dikkat çekiyor. Evet, diğer bir haber de yine bu likidite madenciliği tarafından geliyor. 300 milyon dolarlık bir fon yarattı DeFi inovasyonuna teşvik için. Son dönemde Phantom'dan gelmişti. 180 milyon dolarlık olması gerekiyor. Avalanche'dan da zannedersem 120 milyon dolarlık, Algorand'dan da 300 milyon dolarlık bir inovasyon teşviki geldi. DeFi tarafında bu tip projeler son dönemde atılım yapıyorlar. Benzeri bir haber tabii ki de diğer Layer 1'lardan görebiliriz. Herkes teşvik yapıyorken yapmayanlar da yapıyor olabilir. Önümüzdeki süreçte bunlarla da pozitif fiyat ayrımları gerçekleşebilir, ki bu haberle beraber Algorand fiyatı hızlı bir şekilde %10 arttı. Şimdi Chainlink'te de çok güzel bir fiyat hareketi oldu hafta sonu bazlı baktığımızda. Bunun nedeni ne? Çünkü Chainlink özelinde ekosistemin çok çok geliştiğini görüyoruz. Son yaptığı işbirliği ile beraber 777 tane işbirliği gerçekleştirmiş durumda. Şu anda Chainlink rakipsiz bir oracle. Yani şu anda baktığınızda 35 tane blok zincirin verisi Chainlink aracılığıyla sağlanıyor, ki 777 tane de işbirliği gerçekleştirmiş durumda. Çok güçlü bir proje, gittikçe de daha da güçleniyor. Şurada Chainlink'in ekosistemine baktığınızda ne kadar çok olduğunu görebiliyorsunuz. Kimi ararsanız burada var aslına bakarsanız, ki Chainlink'te işbirliğine sahip olmak projelere daha çok yarıyor Chainlink'tense. Çünkü Chainlink'te bir anlaşma yapıyor olması doğru bir price feed yansımasını sağlıyor. Bu da üzerinde bu projelerin daha çok dApp ve daha doğru düzgün çalışan, daha güvenilir dApp'ler geliştirilmesini sağlıyor. Bu da oldukça pozitif. Chainlink için de önümüzdeki süreçte tekrar bir yükseliş söz konusu olabilir. Kendisini yukarılara atabilir. Şimdi gelelim XRP'ye, SEC ve Ripple'daki haberleri zaten takip edip duruyoruz. Bununla ilgili detaylı bir SEC XRP videosu da çekiyor olacağız Tuncay Bey ile, Sayın Tuncay Bey ile. O da bu hafta sonuna doğru yayınlamayı planlıyoruz. Aklınızda olsun merak edenler için. Şimdi Ripple tarafında pozitif haberlerimiz var. SBI Holdings, ki Japonya'da oldukça büyük bir finansal servis firmasıdır, şu anda bir fon çıkarıyor XRP içeren. Bu zaten bir pozitif. Ek olarak da 10 Eylül'den beri Ripple'daki aktif adres sayısında ciddi bir artış var. İnsanlar bunu kullanıyorlar. Ek olarak da XRP yatırımcıları bu SEC ile olan süreçten de biraz bıkmış durumdalar. Bu nedenle de biraz bu yönde kendi görüşlerini de belirtmek istediklerini de söylüyorlar. Bunu da fiyata yansımasını görebiliriz, ki şu anda XRP geçen yaptığı fiyat kazancını geri vermiş durumda ve şu anda desteğe doğru çekilmiş durumda. Bunları da teknik analizde inceliyor olacağız. Evet, başka bir haber var. Bu aslında biraz daha hani neler olup bitiyor blok zincir tarafında, bundan haberimiz olsun diye ben ekledim. Bir tane pet var. Bu sanal pet. Bizim de vardı küçükken sanal bebeklerimiz. Bilenler hatırlar. Wagmi Gochi isimli bu pet ve bu pet Ethereum ağı üzerinde ve
sıradan kullanıcıların, sizin benim gibi kullanıcıların buraya gaz göndermesiyle hayatta kalan bir kanal bebekti ve ölümü gerçekleşti. Çünkü yeterince gaz fiyi alamadı ama aynı zamanda da kendi içerisinde bazı bug'ları da olduğu açığa çıktı. Zaten bu öldükten sonra hemen ikinci versiyonda çıkarılmış oldu bu firma tarafından. Bu tarafta da değişik şeyler olabiliyor, değişik fikirler var. Hani sadece bilginiz olması açısından ben eklemek istedim. Evet, şimdi gelelim teknik analize. Bitcoin'de önemli fiyat seviyelerini konuşalım. Çünkü önümüzdeki süreçte bizim için yol haritasını Bitcoin'in hangi seviyelerde tutunduğu belirliyor olacak ve dikkat etmemiz gereken önemli seviyeler var. Bitcoin şu anda 44.327 dolar seviyesinde. 50 günlük hareketli ortalamanın altındayız. Şu anda henüz bir günlük kapanış gelmese de 50 günlük hareketli ortalamanın altında bir kapanışın negatif olduğunu söylemiştik. Gün kapanışına henüz var, gece 3'e henüz var. Ancak şu anda şuradaki Fibo 38.20'lik seviyeye doğru çekilmiş durumda. Bugün bu fiyat seviyesini izleyeceğiz ama önümüzdeki süreçte ne olur derseniz şuradaki düşüşü görüyorsunuz ve bu düşüşten sonra bir rahatlama yükselişi gerçekleşti. Evet, ama kripto para piyasalarında düşüş, sonrasında tekrar bir rahatlama yükselişi, sonrasında tekrar düşüş görmeye biz çok alışığız. Bu yüzden önceki dip seviyemiz olan 42.800'lere doğru bir geri çekilme bizi çok şaşırtmaz diyebiliriz. Aşağı yönlü baktığımızda eğer bu düzeltme eğer ki çok derinleşirse 40.000'ler seviyesinde hem psikolojik sınır hem de önceki akümülasyon dönemi yani arz talep dengesini sağlayan yer olarak görebiliriz bunu. Buralara doğru bir geri çekilme söz konusu olabilir. Bitcoin özelinde Eylül ayı genel olarak düşüşlerin olduğu bir ay. Buna da alışız ki Eylül ayında takip etmemiz gereken önemli haberler de var. Birincisi 21-22 Eylül'deki FED toplantısı ki bu FED toplantısında biraz tapering'in yönü açıklanıyor olacak. Gerçi işsizlik verileri kötü geldiği için buradan çok sert bir söylem çıkması genel olarak beklenmiyor ama bizim için 21-22 Eylül önemli bir tarih. Ek olarak 27 Eylül değil ama 27 Eylül'e kadar altyapı tasarısında onaylanması süreci var ve 27 Eylül'e kadar onaylanacak olan bu altyapı tasarısının içerisinde kripto paralar da yer alıyor ve çok sert söylemlerde söz konusu ekosisteme zarar verebilecek regülasyonlar gelebilir. Amerika tarafında bu iki tarih bizim için oldukça kritik. Onu da söylemek istiyorum. Eylül ayında baskılanma yaratabilir çünkü son dönemde regülasyonlar tarafında çok fazla FAT duyuyoruz. Evet, Bitcoin tarafında durum böyle. 50 günlük hareketli ortalamayı takip ediyor olacağız ama bugün güzel bir kapanış gelmezse haftayı biraz aşağı yönlü bir seyirde izliyor olabiliriz. Şimdi Ethereum'a gelelim. Ethereum da bütün kazancını kaybettirmiş durumda. Aslına bakarsanız 50 günlük hareketli ortalamalar bizim için çok önemli göstergeler dedik. 50 günlük hareketli ortalamanın hemen üzerinde şu anda üzerinde bir kapanış. Ethereum'u biraz daha rahat bir yerde tutabilir. Daha kısa süreli dönemler için ise 20 günlük hareketli ortalamayı takip ediyoruz. Bize kısa dönemdeki trendi gösteriyor ve 20 günlük hareketli ortalamanın altında kalmış olmamız bizim için negatif ve burada da birazcık direnç olarak da çalıştığını söyleyebiliriz. 20 günlük hareketli ortalama şu anda 3.473 dolar seviyelerinde. Onu da belirtmekte ben fayda görüyorum. 50 günlük hareketli ortalama ise 3.139'larda buranın üzerinde kapanış daha pozitif bir bakış bize sağlayabilir. Gelelim AVAX'a. AVAX all time high yaptı. 64.090 dolara kadar çıktı. Layer 1'larda başı çeken projelerden bir tanesi oldukça pozitif gidiyor. Önümüzdeki süreçte Layer 1'larla devam edeceğini görebiliriz. Bu trendin sonrasında Layer 1'lardan yavaş yavaş Layer 2'lere doğru ekosistem kayabilir. Bununla da ilgili tekrar detaylı bilgi veriyor oluruz. Şu anda 51.29 dolarlarda ve önceki zirve seviyelerine doğru geri çekilmiş durumda. Şu anda aslına bakarsanız tam olarak destekte. Ve bu destekten üzerinde kalmaya çalışıyor diyebiliriz. Eğer ki tekrar bir toparlanma yaşarsa buradan hani yükselişini devam ettirebilir ama bunun kırılması bize şuralara doğru 44 dolarlara doğru bir geri çekilme maalesef ki getirebilir. Gelelim XRP'ye. XRP 1.04'lerde, 1.06'lar çok güzel çalışıyordu bizim için destek olarak. Hemen altındayız. Şu anda 50 günlük hareketli ortalamaya doğru
Birazcık çekilmiş durumdayız. O da 1.03'lerde ve buranın 50 günlük hareketli ortalamanın destek olarak çalışmasını beklediğimizi söylemiştik. Bitcoin'de bir toparlanma ile beraber buradan destek bulup yükselişine devam edebilir XRP. XRP tarafında pozitif haber akışının devam ettiğini az önce bahsettik. Tekrar 1.23'leri sonrasında da 1.43'leri görebiliriz. Kaldıraçlı pozisyon açıyorsanız çok yanlış bir zaman olduğunu tekrar söylemekte ben fayda görüyorum. Biraz bekleyip görme dönemindeyiz diyebiliriz. BAT'ta şu anda bir daralan üçgen var. Çok hızlı geçiş yaptım ama şu anda 0.73 dolarlardayız. Bu kırılan, bu üçgeni aşağı yönlü maalesef ki kırdık ve buranın altında bir kapanışa doğru gidiyoruz şu anlık. Şu anda Fibo seviyesinden destek buluyoruz. 0.73 dolarlardan destek buluyoruz. Eğer ki bir toparlanma olursa tekrar bu seviyelere doğru giderse 0.76'lara doğru bir hedef verebiliriz BAT tarafında. Bu formasyon oldukça güzeldi. Üçgen formasyonları en güvenilir formasyonlardır aslına bakarsınız ama eğer ki düşüş devam ederse bizim için sonrasında ne gelebilir? 0.66'lar gelebilir. Bu kadar derin bir düzeltme bekler miyiz BAT tarafında? Bitcoin'deki harekete bağlı diyebiliriz. Şu anda 4 saatlikteyiz. 7 Eylül'deki düşüşe baktığınızda aslında o 0.62'lere kadar olmuştu. Biraz bekleyip görmekte ben fayda olduğunu düşünüyorum BAT tarafında. Gelelim Link'e. Link dün güzel bir hareket yapmıştı ama tüm kazancını geri verdi gibi görünüyor şu anda. Şu anda 25.89 dolarlarda tam da desteğe çekilmiş durumda. Fibo 50'lik seviyede şu anda. Yani 26.67'ler bizim için bir destekti. Biraz altındayız. Bunun altında bir kapanış bizi biraz üzer diyebiliriz. 50 günlük hareketli ortalama destek olarak çalışacak mı onu da göreceğiz Link tarafında. Önümüzdeki süreçte Bitcoin izin verirse buralarda toparlanma gelebilir. Zaman zaman projeler pozitif ayrışabiliyor. Link'ten de bu kadar işbirliği nedeniyle önümüzdeki süreçte bir ayrışma beklemek yani çok şaşırtıcı olmaz diyebiliriz Link için. Evet, devam ediyorum Litecoin analiziyle. Litecoin şu anda 172 dolarlarda. Biz uzun süreler 176 dolarları takip etmiştik sizlerle ve bunun kırılması halinde şurada konuştuğumuz günlükteyiz şu anda. Ciddi bir yükseliş göreceğimizi ve 200 günlüğe de takılmayacağımızı düşündüğümüzü söylemiştik. Dediklerimiz gerçekleşti ama şu anda tekrar bu kazançları geri vermiş bir Litecoin söz konusu. Şu anda tekrar akümüle oluyor bu seviyelerde. Ve önümüzdeki süreçte bu akümülasyonun sonrasında tekrar bir sert yükseliş görmek oldukça olası Litecoin özelinde. Evet, devam ediyorum. Maker'la devam ediyorum. Bunlar lending platformları Maker ve Aave ve dedik ki Coinbase, SEC arasındaki süreçten etkileniyorlar. Şu anda 2700'lere doğru çekilmiş durumda. Şurada gördüğünüz bir yükselen trend var. Buradan destek buluyor. Eğer ki buranın üzerinde bir kapanış gerçekleştirebilirse durumu daha pozitif okuyabiliriz. Bir de burada bir üçgen formasyonu var ve üçgen formasyonunun yukarı yönde kırılması bizi ciddi bir şekilde, hızlı bir şekilde yükselişe doğru götürür. 3400 dolarlar diyebiliriz beklediğimiz seviyeleri Maker tarafında ama bu haber akışı biraz kötü etkiledi Maker'ı. Aave'de de durum yine aynı şekilde. Burada da bir üçgen formasyonu vardı. Aşağı yönlü kırdık. Şu anda 309 dolarlardayız. Önümüzdeki süreçte ya yani şurada ciddi bir destek seviyesi var. Önümüzdeki süreçte de izliyor olacağız. Buranın altında bir kapanış gelmediği sürece Aave'de de durumu daha pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Evet, gelelim Shib'e. Elon Musk'ın bir yine meme coin ile ilgili attığı bir tweet olmuştu ama Shib'in bundan çok etkilenmediğini gördük. Şu anda Shib 641'lerde, sıfırlarını söylemeyeceğim, çok sıfırlı işlem görüyor ve şu anda desteği aslında oldukça yakın önceki destek seviyelerine. Önümüzdeki süreçte biraz trendle fiyatlanan bir kripto para olduğu için hani girmek isteyenler için piyasanın yönü biraz aşağı yönlü görünüyor. Desteğe yakınız ama biraz takiple belki yapılabilir. Çünkü buradan haber ne zaman çıkacağı çok belli olmuyor. Evet, şimdi ben DOT'a devam edeyim. DOT'u atlamayalım. DOT şu anda 33.44 dolarlarda 37'lere kadar çıkmıştı. Biz burada ilk hedef olarak 34'ü vermiştik. Çıktık ama üzerinde bir kapanış çok da gerçekleştiremedik. Şu anda da bir geri çekilme söz konusu ama Polkadot biraz
ayrışmaya hazır kripto paralardan bir tanesi, getiri bazlı baktığınızda biraz geride kalmış durumda ve oldukça güçlü bir teknolojiye de sahip para chainler ile beraber. Şu anda 33.49'larda, geri çekilme devam ederse 30'lara doğru bir geri çekilme gelebilir şuradaki destek seviyesine. Toparlanma olması halinde de eğer piyasa yönünü yukarı doğru çevirebilirse ya da Polkadot kendi özelinde ayrışmayı başarabilirse 41 dolarlar Polkadot'a gelebilir. Şimdi Algorand'a bakalım. Algorand'da günlükte bakıyoruz. Şu anda 2.04'lerdeyiz. Bu pozitif haberlerle beraber hem Kolombiya'dan gelen hem de 300 milyon dolarlık teşvik paketiyle beraber. Ancak şu anda dünkü kazancını neredeyse vermiş durumda. Önümüzdeki süreçte ne olur? Şurada bir konsolidasyon süreci geçirdiğini söyleyebiliriz. Bu tip yükseliş, konsolidasyon, tekrar yükseliş olarak devam ettiğini biz bunların biliyoruz. Algorand'da da bu mümkün olabilir. Bir süre dinleniyor olmasına pozitif okuyabiliriz. Şurada 1.77'lerde ciddi bir geçmişten gelen destek seviyemiz var. Bizim için önceden çok ciddi bir direnç olarak çalışmıştı. Onu da söylemekte yarar görüyorum. Evet, bugünlük bizden bu kadar. Gözümüz Bitcoin fiyatında 50 günlük hareketli ortalamanın neresinde kapattığı yönünde. Çünkü bu tip düzeltmelerin sonrasında, evet, bir rahatlama yükseltmesi sonrasında tekrar bir düşüş gelebiliyor. Bu her zaman böyle olacak diye bir kaide yok. Farklı da olabilir ama ben yine de bunu belirtmekte fayda görüyorum. Kendinize iyi bakın. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.